Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de birazcık uzun bir zaman olmuştu Süper Lig çekmeyeli. Ve o zaman sizlerle birlikte Süper Lig çekelim istedim. Gayet güzel bir Süper Lig bölümü olacak. Mükemmel bir şekilde 4. kısımdaki son maçımızı oynayıp 5. kısma çıkacağız. Ve Lens'e adım adım yaklaşıyoruz. Ve Lens'ten önce de bayağı elit oyuncuları elde edebiliriz. Bu da kadro kurma görevlerinde bizim işimize yarayabilir. Yani gayet güzel şeyler olacaktır. Ve arkadaşlar gayet mükemmel bir şekilde şu andan itibaren bütün oyuncularımız 100 gen'in üstüne çıkacak. Yok, 90 gen'in üstüne çıkacak ve takım muhtemelen de 91 gen olur. Olmazsa da canımız sağ olsun ama olur gibi geliyor. Hatta olmazsa da bir şeyler yükselteceğim, birilerini yükselteceğim arkadaşlar. Çünkü Galatasaray'dan da Beşiktaş'tan da 91 gen oyuncu var. Ancak Fenerbahçe'den 91 gen oyuncu olmadığı gözüme çarptı. Ve ben de bundan rahatsız oldum. Bu yüzden böyle bir durum yapabiliriz. Hani Fenerbahçe'den de bir 91 gen oyuncu halledebiliriz, ayarlayabiliriz diyoruz. Ve arkadaşlar hadi bakalım o zaman başlayalım. Sizlerden bu videoya tam hedefim 3000 beğeni arkadaşlar. 3000 beğeni gelirse serimize devam edeceğiz. Yeniyseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın da video gelir muhtemelen. Geldirmeye çalışacağım, halletmeye çalışacağım. Hasta gibiyim bu aralar ama video çekmem gerekiyor. Çünkü bayağı destekliyorsunuz. Şu anda gaza getiriyorsunuz. Yani gaza getirmeseniz çok zor çekerdim. Ve yeniyseniz de abone olun, bildirimleri açın. Hastayım, biraz halsizim, kusura bakmayın. O yüzden yüzüm biraz düşük olabilir. Bu yüzden dediğim gibi kusura bakmayın. Abone olun, bildirimleri açın. Çekiliş sonuçlarına çok az kaldı. Onları da açıklayacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman hemen Caner Erkin'i yükselterek durumlarımıza, olaylarımıza başlıyoruz. Bu adam bayağı bir verdi. Niye verdi bu kadar coins bu? Her neyse. Şimdi. 10.000. 5.000. 5.000. 5.000. 10.000. 10.000. 10.000. Ve şuralardan 1000. 1000. 1000. Of, olmadı. Şu an olmaması çok moralimi bozdu mesela. Niye olmadı? Keşke olsaydı ya. Vallahi olsaydı ne güzel olurdu. Evet, şurada yüzler var. Umarım bir tane değildir diyecektim. Bir taneymiş. Bir tane bile yetiyormuş. Yani o kadar bir durumda kalmışız. Her neyse, en azından oldu yani her türlü. 269 bin coins'imizi harcıyoruz arkadaşlar. Ve Caner Erkin'de 90 gen yapma zamanı gelmişti artık. Ve Caner Erkin'de artık 90 gen oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hızı da 90'a yükseldi. Gayet güzel. Şimdi sırada Giuliano var. Giuliano'yu da bir gen arttırmayı düşünüyordum arkadaşlar. Ve arttıracağım. Yani sadece düşünmekle kalmayacağım. Arttıracağım da aynı zamanda. O yüzden şunu çıkar abi. Şunu koy. Sonrasında da başka bir şey var mı? Bunu da koyalım ki birazcık da coins verir bize. Ve arkadaşlar Giuliano'yu da 91 gen yaptım. Fenerbahçe'de bir tane 91 gen oyuncumuz olsun istedim. Ve hala takım yeni yükselmedi. Bu sebepten ötürü de Kuçka'yı beğeniyorum arkadaşlar. Kuçka'yı da o yüzden yükseltebilirim belki. Hatta belki değil, kesinlikle yükselteyim yani. Ne olacak? Hemen buna da verdik. Bayağı bir coin harcadım ama artık bir 91 gen olalım. Mutlu olalım. Evet arkadaşlar, takım tam 91 gene ulaştı. Mükemmel oldu bence. Daha da artacak arkadaşlar. Çünkü beceri geliştiricileri hep sınırda kalmış durumda şu anda. Fizik gücü, farkındalık, saldırganlık, uzun pas, kontra falan. Hani kontra hariç hepsi sınırda kalmış. Kontra zaten 8 gen. Hani bayağı takım gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. Güçlendirmem gerekiyor. 91 gen yapmam iyi oldu. Çünkü Doğu Avrupa'da artık son maçımızı oynuyoruz 4. kısımda. Artık 5. kısma geçeceğiz. Ve zorlanmaya başlayabiliriz yavaş yavaş. O yüzden arkadaşlar önemli bir şeydi bu bizim için. Ve hallettiğimize göre gayet güzel oldu. Bu arada yarın da bir tane tamamen ücretsiz paket açılımı gelebilir. Yani bayağı bir oyuncu çıkaracağım. Tamamen bedavaya çıkaracağım. Hatta 400 bin coins ile bedavaya alacağım. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Öyle bir video fikri var aklımda. Buffett'in bir Gomis tam 90'a. Ama gol olmadı maalesef. Dışarıda köpek avlıyor bu arada. Moralimi bozdu o. Şu anda videoda niye dışarıda köpek avlar hiç bilmiyorum ya. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı okudum. Yorumlarınızı da dikkat ediyorum. Bu videoda 2 tane maç yapacağız. Çünkü 2 tane maç yapmamı istemişsiniz. Ve abi şu tuşun kaçması elimden gerçekten çıldırtıyor ya. Kuçka. Kuçka mükemmel. Kuçka. Kuçka ve gol. Kuçka tam 90 attı. 91 gene yükselttik. Ama adam hakkını vererek oynuyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir adam. Ve sonunda golümüzü attık arkadaşlar. Buraya kadar muhtemelen kestim maçı. Çünkü birazcık sıkıntılar falan oldu. Ekranda da yorumu görüyorsunuzdur 2 maç yap diye. Onu da işte yapacağız. Şu anda bugün 2 maç yapacağım. Artık bundan sonra da Türk gücü serilerinde 2 tane maç yaparak ilerleriz ki daha çabuk ilerleyelim ve Lens'e daha çabuk ulaşalım. Lescano. Afronin. Abi şu köpek avlamasa var ya çok güzel olacak her şeyde. Bu arada gerçekten zorlanıyorum ya. Defans yapmakta zorlanıyorum. Defanslar ne yapıyorsunuz abi? Hani düşük de değiller, 90 gendiler ama nedense zorlanıyorum. Bak abi elimden de kayıyor şu. Polyaktov. Arkadaşlar bu arada köpek avlıyor şu anda dışarıda. Ya gerçekten ciddi anlamda şu anda dışarıda köpek avlıyor ve adada yaşıyorum. İyi tamam köpek olur ama hiçbir zaman böyle videoya denk gelmemiş. Hatta video dışında da bu kapının önünde bu kadar köpek sesi hiç duymamıştım.
Camlar falan kapalı ama bayağı havlıyor. Yani ilginç. Sırf videoyu rahatsız etmeye gelmiş. Anderson Talisca. Abi Talisca çok ağır hareket ediyorsun. Lescano. Şikirtel al artık. Of Şikirtel ya. Vallahi billahi var ya. Ya ilk yarı bitti daha maç 1-1. Hatta bak önde bile değilim lan. Zorlanmaya başladık. Takımı daha da geliştirmem lazım arkadaşlar. Zorlanıyorum çünkü artık yeter. Lescano. Gomis al. Aferin sana. Gomis adam ya. Buffett'in bir Gomis. Bak şimdi tek başına gidip gol de atar bu adam. Cidden atar. Şikirtel daha müdahale yapıp topu alamıyor. Müdahale yapıyor da top yine rakibe gidiyor. Gomis topa müdahaleyi yapıp topu alabiliyor. Ve ikisinin de defansif becerilerine baksak aslında Şikirtel'in çok daha yüksek. Müdahalesi, top kesmesi, her şey daha yüksek Şikirtel'in. Ama nedense Gomis alıp götürebiliyor aynen bu şekilde. Ama Şikirtel bunu yapamıyor. Neden yapamadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Gerçekten oyun ilginç bir oyun ya. Aslında Şikirtel'in yapabilmesi, Gomis'in yapamaması gerekiyor mantıken. Hani fizik gücü olarak da hani Şikirtel'le Gomis arasında çok bir fark olması imkansız yani hiç yoktur hatta. Caner alacak mı? Defanslar topu almıyor abi. Defanslar sadece savunuyor yani duruyor orada. Pres yapmıyor ki kaçıyorlar. Şikirtel bari güzel pas. Giuliano çok güzel. Giuliano. Giuliano. Gol krallığı arkadaşlar. Bu arada gol krallığı da yapacağız. O da aklınızda bulunsun derken abi arkadan kaydıkları zaman birazcık gaz... Lan ne oldu? Anderson Talisca arkadaşlar. Yani gerçekten ben o topa vurdum. Ama hiç gol olmasını isteyerek vurmadım. Arkadaşlar bu arada iki maç yapacağım dedim ama iki maç yapmayayım. Şey yapalım. Karşı atak gireyim bir de. Zaten takım genim düşük. Hani düşük derken iyi fena değil. Ben hiç karşı atak oynamıyorum. O yüzden hani yapabiliriz. Kuçka. Kuçka çekti topu. Çok güzel. Kuçka. Bir daha çekti. Giuliano'ya gelir mi o top? Geldi. Giuliano topu çekebilecek mi? Çok ağır bir hareketle topu çekemedi. Pinbel. Pibelmiş. Pinbel de değil. Keşke abi Gomis Rainbow yapsaydı ama her neyse. Markelov. Lan Şikirtel ne yapıyorsun abi? Oğlum. Ha? Ama topu alıyor yine rakibe veriyor abi. Önünde rakip yoksa topu hiç almıyor. Önünde rakip varsa da topu ayak koyuyor rakibe atıyor. Ve yine gol yedik ya. Vallahi zorlanıyorum abi. Şaka gibi defansım var. Ben mi yapamıyorum anlamadım ki. Önde baskıyı yapabiliyorum. Önde baskı yapıp topu kapabiliyorum. Ama öbür türlü sıkıntı. Gomis'e baksana topu kaybetmiyor abi. Mükemmel bir adam. Kaybetti. Tam kaybetmiyor dedim ya. İnadına kaybetti. Giuliano. Ya Gomis ya. Şu oyunda şu bug'ın düzelmesi lazım abi. Oyuncular çok kendi takım arkadaşının önünü kesiyor. Ve bu bug'ın şu oyunda düzelmesi lazım artık. Yeter yani. Kuçka. Verdi pası Giuliano. Giuliano. Giuliano kaleci kurtardı. Yeter artık Giuliano ya. Harbi böyle şanssız bir gün. Giuliano adına çok şanssız bir maçtı ve gol atamadı muhtemelen bu maç. Babel atar mı? Babel de atamadı. Kimse atamadı abi. Defans yapamıyoruz ki. Şöyle bırakacağım. Gol yersem de yiyeyim. Vallahi billahi ya. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında 10 dakika bile geçti. Hakem maçı niye bitirmedi çok merak ediyorum. Bir an gol atacak falan sandım. Ve moralim aşırı derecede bozulmuştu. Ancak atamadı arkadaşlar. Ve sonunda 5. kısma çıktık. Devam ete basalım. Hasta olmasam gerçekten çok enerjik olurdum. Ama şu an gözümü açamıyorum. Gerçekten o derece. O yüzden gerçekten kusura bakmayın. Ama siz destek verdikçe ben video çekmeye çalışıyorum. Her ne kadar moral çok yüksek seviyede olmasa da videoda. Çekmeye çalışıyorum arkadaşlar kendi çapımda. 50 bin jeton geldi güzel bir şekilde hemen 5. kısma bakalım. Hani konuşurken bile gerçekten baş ağrıyor ya. Bakalım bir. Gençler Birliği ile ilgili ilk maç 90 gen. Yükseliyor mu gittikçe? Bu da 90 gen. Yok o kadar da yükselmiyor aslında sanki. Bakalım abi. Yok be hep 90 genle yapacağız. Çok sıkıcı olmaz mı? Oo 101 gene çıkıyormuş tamam. Of 99 gen, 98 gen, 110 gen. Öf. Fenerbahçe niye 110 gen oldu abi? Her neyse arkadaşlar şimdi bir de karşı atağa giriyoruz. Bakalım karşı atakta başımıza ne geleceğiz. Yani hiç oynamadım gördüğünüz gibi. Aktif ilk 11'in en yüksek gene sahip değil. Devam et abi ben bu ilk 11'imle oynamak istiyorum. Çünkü serimiz Türk gücü ve abi. Bu saç ne ya vallahi billahi. Her neyse 91 geniz ve rakip çok daha düşük gelecek. 79 gen geldi gördüğünüz gibi. Biliyordum düşük geleceğini. Ve bu rakibi çok rahat bir şekilde yok edeceğiz diye düşünüyorum. Yani yenerim. Kamen 2 diye bir rakip. Gomis.
Buffett'in bir gol misi. Artık her şey çok kolay olacak. Giuliano da umarım gol atabilir. Çünkü bu goller de sayılacak bu arada. Gol krallığında bu golleri de sayıyoruz arkadaşlar. Gol krallığını yazan arkadaş bu golü de yazsın. Babel güzel bir şut abi. Güzel bir şut. Güzel bir gol. Çok güzel bir gol hatta. Babel gol attı bu arada. Giuliano güzel bir şut. Giuliano ama yeter artık. Giuliano gol at. Giuliano gol atamıyor. Çok denedim arkadaşlar ama bu videoluk şanssızlığı mı tuttu, neyi tuttu bilmiyorum. Atamıyor. Yani 90'a atıyorum. 79 genlik rakibe karşı oynuyoruz. Yani kalecisi ne kadar iyi olabilir öyle düşünün ama atamıyor. İlginç. Anderson Talisca mesela bak. Bu direkt gol olur. Ama Giuliano vurunca nedense olmadı bir türlü. Gomis. Buffett'in bir Gomis. Buffett'in bir Gomis direkt. Buffett'in bir Gomis kaleci. Bravo kaleci iyiymiş ya bu kaleciyi beğendim. Caner artık bir kafa golü yok. Niye sol bek oraya çıkar abi? Oyun bozuk ya. Gerçekten sol bek niye kafaya çıkar? Ben anlamıyorum ki. Of Babel'in maçı ya. Bu maç Babel'in maçı abi. Çok güzel geldi top. Ve golümüzü de attık. Ancak Giuliano'nun gol atmasını çok istiyordum. Ve Giuliano'ya da fırsat verdik. Ve Giuliano da golünü attı gayet güzel bir şekilde. Muhteşem bir gol. Tekrardan Giuliano. Giuliano. Giuliano kaleci. Buffett'in bir Gomis. 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 Mükemmel yere vurdu. Helal olsun Gomis. Direkt vuracağım. Gol olsun lütfen. Of be 6-1. Giuliano 2 tane aşırtma golü attı. Ve gol atmayı hak etmişti aslında ama çok fazla gol kaçırdı ilginç bir şekilde arkadaşlar. Neyse burada o zaman videomuzun sonuna gelelim. Yarın bedava bayağı bir paket açacağız ya. Bakayım be abi hesap yapayım. 13 tane falan lig paketi açacağız. Ayrıyetten bir tane tots paketi açacağız. Bir şeyler yapacağım. Yarın güzel bir video olacak umarım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Burada videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geldik yani. Sonuna geldik artık. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ama like atmayı da unutmayın. Şuradan abone olun. Şuradan da efsane bir videoyu izleyin ve şuradaki Instagram'dan da beni takip edin. Yani takip edin Instagram'dan. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için sağ olun. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bay bay.